Arkadaşlar hepinize merhaba. Aslında bugün tamamen farklı bir konudan bahsetmek istiyordum. Az uyumama rağmen moralim de oldukça yerindeydi. Fakat ne yazık ki aptal genç bir çocuk yüzünden moralim bozulduğu gibi şimdi birkaç günde canı yanacak bu vatandaşın. Aklı başına gelir inşallah. Şimdi sizin için çok önemli, çok kısa ve çok sert tondan söyleyeceğim bir uyarım var. Lütfen benim videolarımı son saniyeye kadar aralıksız izlemeden ve anlamadan, tekrar söylüyorum, anlamadan son saniyeye kadar izlemeden, aralıksız atlamadan hiçbir şey yapmayın. Benim burada verdiğim bilgiler diğerlerinin verdiği gibi çoluk çocuk bilgisi değil. Bunların hepsinin bir arka planı var. Bunlar amatör ve profesyonel vücut geliştirmede Avrupa'da kullanılan teknikler. Fakat ne yaptığınızı bilmeniz lazım. Her neyse, olanı size anlatayım. Kafanıza girsin diye bu şekilde yüksek tondan bağırdım. Olanı anlatayım. Benim bir deri inceltme videom var. Orada reçetesiz alıp kullanabileceğiniz iki tane kremden bahsediyorum. Ve o videoda yine sizleri bir iki konuda uyarıyorum. Bu konulardan bir tanesi, bir, vücut yağ oranınız yüksekse, %15, %17 ya da ne bileyim artık yüzde kaçsa, kısacası o göbeğinizin üzerinde böyle yağ varsa, onu hiçbir krem eritmez diyorum. Kimin için peki bu kremler? Çok basit. Örnek yarışmacılar ya da vücut yağ oranı çok düşük olan birisi biraz işi hızlandırmak istiyor. Bunun için. Bunlar reçetesiz satılan, tehlikesiz ama etkili kremler. Aynı şekilde o videoda bu kremlerin aynı formüllerine sahip olanları bulmanız lazım. İyi araştırmanız lazım diyorum. Ve hepsi bu da değil. İkinci krem konusunda şöyle söyleyeyim size, termal etki gösteren bir krem. Uyarıyorum, diyorum ki kesinlikle fazla kullanmayın, çok az kullanın. Ama ne yazık ki bazıları bunu anlamıyor. Şimdi size yan tarafta bir resim açıyorum. Akılsız adam, göbeğin üstü böyle ya. Sen git kafana göre alternatif bir şey bul ki o da büyük ihtimalle benim söylediğim gibi bir alternatif değil. Eczaneden satın al. Onu da boca et. Özellikle o videoda da fazla kullanılmaması gerektiğinden, fazla kullanılırsa böyle sorunlar yaratabileceğini de anlatıyorum. Şimdi tekrar bakın ibret olsun. Bu resmi koyuyorum, bakın ibret olsun. Şimdi tekrar sizi uyarıyorum bitirmeden önce. Benim videolarımda anlattığım hiçbir şeyi yapacaksanız videoyu aralıksız atlamadan kesintisiz son saniyeye kadar anlayarak izlemeden yapmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.